Karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelen organik bir bileşik kütlece %40 diye arkadaşlar yuvarlayabiliriz. Karbon ve kütlece %6,72 hidrojen içermektedir. Organik bileşiğin mol kütlesi 90 gram bölü mol olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağı şekilde hangisidir? Arkadaşlar bir bileşiğin molekül formülünü bulmak için o bileşik tek elementleri mol sayıları bulunur. Bileşikteki elementlerin mol, gerçek mol sayıları bileşiğin formülünü verir. Şimdi mol kütlesi 90 gram. 90'ın kütlece %40'ı kütlece %40'ı şurası 100. 36 gram karbon varmış. Karbonun 1 molun ağırlığı 12 gram olduğuna göre demek ki bu bileşikte karbon 3 molmuş. Şimdi 7 6,72 kütlece 6,72 hidrojen var. %90 şey mol kütlesi 90 olduğuna göre bu da yaklaşık olarak 6 gram eder. Hidrojenin mol kütlesi 1 olduğuna göre hidrojenin mol kütlesi 1 olduğuna göre 6 gram hidrojen 6 mol hidrojen demektir. H6 oldu. Kalan oksijendir. Hemen bakalım. 36 gram karbon, 6 gram daha hidrojen, 42 gram. 90'dan 42'yi çıkarırsak oksijenin kütlesi 48 gram eder. Oksijenin mol kütlesi de 16 gram olduğuna göre o da 3 mol oksijen olur. O3 sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. CH4, H2S ve NH3 moleküllerinin molekül geometrileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar karbon 4A grubundadır. 4 tane hidrojen bağladığı için delik elektronlarının tamamını bağa katmıştır. Düzgün 4 yüzlüdür. CH4 molekülünün molekül geometrisi. Düzgün 4 yüzleri işaretleyelim. H2S kükürt 6A grubundadır. Delik elektron sayısı 6 tanedir. 2 tane hidrojen bağ yapmış. 2 tane hidrojen de bağ yapmış. Su molekülünü hatırladık. Aynı şekilde kükürt de 6A grubundadır. Aynı tarz bağ yapacaktır. Kükürt üzerinde bağ yapmamış 2 çift elektron vardır. Molekülün geometrisi kırık doğrudur. Kırık doğruyu işaretleyelim. NH3 molekülleri azot 5A grubunda bir ametaldir. 3 tane hidrojen bağlamış. Azotun üzerinde bağ katılmayan bir çift elektron vardır. Biz buna üçgen piramit diyoruz. Üçgen piramidi işaretlediğimiz zaman hepsinde doğru olan E seçeneğidir sorumuzun doğru cevabı. Karbondioksit molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar karbondioksit molekülünü bir görelim. Karbondioksit molekülünde merkezi atom karbon iki tane oksijen bağlamış. Oksijenler üzerinde birer çift, ikişer çift bağ katılmayan elektronlar vardır. Bir karbon atomu iki tane pi bağı yapmışsa biz bunun hibrit türüne SP hibriti deriz. Burada SP2 hibritleşmesi yapmıştır, yanlıştır. Molekül apolardır. Bu ifade doğrudur. Çünkü oksijen diğer taraftaki aynı oksijen olduğu için dipol moment sıfırdır. Bileşke kuvvet sıfırdır. Molekül apolardır. Merkezi atomun üzerinde bağ yapmamış elektron çifti yoktur. Molekül apolardır. Karbon ile oksijen arasındaki bağ açısı 120 derece değil, 180 derecedir. Sıfır gösterimi AX şeklinde değil, AX2 şeklinde olması gerekir. Bu da yanlıştır. Molekül geometrisi kırık doğru değil, doğrusal olması gerekir. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Organik X bileşiğinin tamamen yakılmasıyla oluşan karbondioksit ve suyun mol sayıları eşittir. Buna göre bileşiklerinden hangileri X bileşiğinin kapalı formülü olabilir?
Değerli arkadaşlar, bir organik bileşik yakıldığında karbondioksitin mol sayısıyla suyun mol sayısı eşit ise bu şu demektir. Bileşikteki hidrojenin mol sayısı bileşikteki karbonun mol sayısının iki katı olması lazım. Diyelim ki 1 mol karbondioksit, 1 mol su oluştu. Burada 1 mol karbon var, 2 mol hidrojen var. O zaman CN H2N olması gerekir. Oksijenin sayısının önemi yoktur burada arkadaşlar. Baktığımız zaman C5H10 hidrojen oksijenin iki katı, hidrojen karbonun iki katıdır. C4H2 yine hidrojen karbonun iki katıdır. C6H3 hidrojen karbonun iki katıdır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Bileşiğin molekül ağırlığı 88 olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce tepkimeye giren maddeleri ve ürünlere bakalım. Bir bileşiğin basit formülünü bulmak için önce bileşiği oluşturan elementlerin mol sayılarını bulup tam sayıya çevirelim. Sonra da mol kütlesi verilen bileşiğin gerçek formülünü bulalım. Bize karbondioksitin grafikte oluşan karbondioksitin 22 gram olduğunu söylemiş. Suyun ise 9 gram olduğunu söylemiş. 1 mol karbondioksit 44 gramdır. Demek ki 0,5 mol karbondioksit oluşmuş. 1 mol su 18 gramdır. Su da 0,5 moldur. Bileşikteki arkadaşlar karbon ve hidrojeni hemen bulabiliriz. Karbondioksit 0,5 mol ise karbon 0,5 moldur. Su 0,5 mol ise 1 mol hidrojen vardır. Şimdi bileşiğin kütlesine baktığımız zaman bileşik 20 gramdan 9 grama düşmüş. Demek ki bileşik 11 grammış tepkimeye giren. 0,5 mol karbon 6 gram eder. 1 mol hidrojen 1 gram eder. Topladığınız zaman 7 gram olur. 11 gramın 7 gramı karbon ve hidrojen ise 11 eksi 7 dediğimiz zaman oksijen 4 gramdır. Oksijenin de mol sayısını bulalım. Oksijenin mol sayısı 4 bölü 16'dan o da 1 bölü 4 yani 0,25 mol oksijen vardır. Bunu da yazdığımız zaman 0,25 tam sayıya çevirmek için 4 ile çarparız. 4 ile çarptığımız zaman arkadaşlar bileşik C2H4O olur. Mol kütlesine baktığımız zaman karbon 24 gram, 4 de hidrojeni 28, 16 daha 44 eder. Bu haliyle 44 ama bileşiğin 1 molun ağırlığı 88 dediğine göre 2 katıdır. Yani C2H8O2'dir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. CXHY bileşiğinde kütlece %80 karbon atomu vardır. Buna göre X ve Y ile gösterilen sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bunu ancak deneme yanılma yöntemiyle bulmamız lazım. A seçeneğinden baktığımız zaman mesela C2H6 bileşiği olabilir mi? C2H6 bileşiğinde kütlece %80 karbon var mıdır? Bakalım hemen. Karbonun 1 molü 12 gram, 2 molü 24 gram eder. Hidrojenin 1 molü 1 gram, 6 molü 6 gram eder. Topladığımız zaman 30 gram olur. 30 gramın 24 gramı karbon olduğuna göre 100 gramın 80 gramı karbon olur. Bu şekilde arkadaşlar kütlece %80'i karbon olan bileşiğin ancak C2H6 olacağı gerçeği ortaya çıkar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Grafen ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar önce grafenin bir ametal olduğunu, karbonun allotroplarından birisi olduğunu, elektrik akımını iyi ilettiğini, çok hızlı ilettiğini söyleyebiliriz. Hemen bakalım seçeneklere. İki boyutlu düzlemsel yapıların altıgen tabakalar halinde sıralanmış şeklidir. Karbonun altıgen tabakalar halinde sıralanmış şeklidir de ifade edebiliriz. Çelikten daha sert ve daha esnektir. Bu ifade de doğrudur. Isı ve elektriği iletmez. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi. Elektronik kağıt ve su geçirmez elbise üretiminde grafen kullanılıyor. Hafif uçak ve hızlı şarj cihazı üretiminde kullanılır grafen. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.
karbon nanotüp ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar, grafenin silindir şeklinde yuvarlanması ile elde edilir. Bu ifade doğrudur. Altıgen yapıda bağlar yapar, moleküller yapar. İki boyutlu düzlemde elektrik akımını çok hızlı ileten bir allotropudur ve yapay allotroptur. Nanotüp yapay allotroptur. Bu ifade de doğrudur. Elektriği iletmez. Bu ifade yanlıştır. Elektriği çok iyi iletir. Ametal olmasına rağmen elektriği iletir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Molekülünde 1, 2 ve 3 ile gösterilen karbon atomlarının yaptığı hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, bilgiyi hemen hatırlayalım. Eğer bir karbon atomu bir tane pi bağı yapmışsa, diğerleri sigma bağı ise SP2. İki tane pi bağı yapmışsa SP, hiç pi bağı yapmamışsa, bütün bağları sigma bağı ise SP3 hibriti diyoruz. Baktığımız zaman birinci karbon iki tane pi bağı yapmış. İki tane pi bağı yapmışsa SP hibritidir demiştik. SP hibritlerini işaretleyelim. İki nolu karbon atomuna baktığımız zaman hiç çift bağ yapmamış, pi bağ yapmamış. Bütün bağlar tekli bağlardır. O zaman SP3'tür hibrit türü. Üç nolu karbon atomuna baktığımız zaman bir tane pi bağ yapmış, diğerleri sigma bağıdır. Bir tane pi bağ yapmışsa SP2'dir hibrit türü. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. NF3 ve BF3 molekülleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, azot triflorür, azot 5A grubundadır. 3 tane flor bağlamış. Azotun üzerinde bağ katılmayan bir çift elektron var. Bor triflorür molekülünde bor 3A grubundadır. Bütün elektronların, değerlik elektronların bağ katmıştır. Merkez atomun üzerinde bağ katılmayan elektron çifti yoktur. NF3 molekülü polarken BF3 molekülü apolardır. Şimdi NF3 polar, BF3 apolardır ifadesi doğrudur. Biz yanlışı arıyoruz. Merkez atomun hibritleşme türü NF3'te SP3 ve BF3'te SP2'dir. Arkadaşlar, bu ifade de doğrudur. Çünkü NF3 molekülünde 3 tane sigma bağı ve bağa katılmayan bir çift elektron vardır. Biz buna SP3 hibriti diyoruz. BF3'te ise 3 tane sigma bağı var. 3 tane sigma bağı varsa buna SP2 hibrit türüdür diyoruz. Whipple gösterimi NF3'te AX3E'dir. Burada A merkezi atom, azot A. X3 merkez atoma bağlı atom sayısı X3. E merkez atomun üzerindeki bağa katılmayan elektron çifti sayısıdır. Bu doğrudur. BF3'te bor merkez atomdur A. 3 tane atom bağlanmış. Bor üzerinde herhangi bir elektron çifti yoktur. Bağa katılmamış. Bu ifade de doğrudur. Merkez atomlarda bağa katılmayan elektron sayıları eşittir. Bu ifade yanlıştır. Çünkü azotta bir çift elektron bağa katılmamış. Bor atomunda ise bağa katılmayan elektron yoktur. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıda formülü verilen bileşikte aşağıdaki orbital örtüşmelerinden hangisi bulunmaz? Öncelikle arkadaşlar hibrit orbitallerini bir görelim. İki tane pi bağı yapmış karbon atomu SP hibriti yapmıştır. Bu da SP hibritidir. Hiç pi bağı yapmamışsa SP3 hibritidir. Karbon atomuna baktığımız zaman bir tane pi bağı yaptığı için bu SP2 hibritidir. Oksijen atomunun hibrit türü ne ise SP3 diyoruz. Çünkü bir tane sigma, iki tane de ortaklaşmamış elektron çifti vardır. Hidrojen atomunun sadece s orbitali vardır. Şimdi SP2S hibriti var mı? Var. Şuradaki
Ba SP2 ile SO örtüşmesidir. PP örtüşmesi çift bağ pi bağının örtüşmesi karbonla oksijen arasındaki pi bağı p orbitallerinin örtüşmesidir. Hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin örtüşmesidir. Bu da var. SP-SP örtüşmesi az önce söylediğimiz gibi üçlü bağdaki karbon atomlarının örtüşmesidir. SP2-SP3 örtüşmesi az önce ifade ettiğimiz gibi oksijenle karbon arasındaki sigma bağının örtüşmesidir. SP2-P örtüşmesi söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Organik ve anorganik bileşikler arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kontrol edelim. Organik bileşiklerde temel element karbondur. Arkadaşlar bu ifade doğrudur. Sorunun cevabını bulduk. Çünkü karbon kimyası organik kimya demektir zaten. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri genellikle yavaştır. Bu tersidir. Organik tepkimeler yavaş, anorganik tepkimeler hızlıdır. Organik bileşiklerin çoğunluğu suda çözünür. Organik bileşikler genellikle apolardır. Suda çözünmez. Anorganik bileşik çoğunlukla yanıcıdır. Organik bileşikler yanıcıdır. Anorganik bileşikler mineraller, tuzlar, su, anorganik bileşiklerdir. Yanıcı değildir. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Bu ifade yanlıştır. Bu daha çok iyonik bileşikler yani anorganik bileşikler için kullanılır. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde merkez atom oktenini tamamlamıştır? Oktenini tamamlamak demek arkadaşlar atomun son katmanının son yörüngesinin elektron sayısını 8'e tamamlaması demektir. Arkadaşlar azot triklorüre bakalım. Azot 5A grubundadır. 3 tane klor bağlamış. 3 tane klor bağlamış. Bir çift elektron da bağ katmamış. Topladığımız zaman azotun etrafında 8 tane elektron olduğunu görüyoruz. Berilyum hidrür molekülüne baktığımız zaman berilyum 2A grubundadır. 2 tane hidrojen bağlamış. Topladığımız zaman 4 elektron olur. 8'i tamamlamamış. Metil alkole bakalım. Karbondur merkezi atom. 3 tane hidrojen bağlamış. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Bir de OH bağlamış. Oksijenle karbon bağlanmış. Karbon atomuna baktığımız zaman değerlik elektronlarını 8'e tamamlamış. Bu da oktenini tamamlamış. Bor 3 hidrojene baktığımız zaman bor 3A grubundadır. 3 tane hidrojen bağlamış. Elektron sayılarına baktığımız zaman bor atomu etrafında 6 elektron var. Oktenini tamamlamamış. Tamamlayan 1 ve 3 sorunun doğru cevabı B seçeneği olur. Lewis formülleri ile ilgili cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralanma aşağıda verilenlerden hangisi olur? Kontrol edelim. Bir atomun değerlik elektronlarının atom sembolü etrafında noktalara gösterilmesine Lewis formülü denir. Doğrudur. Hidrojenin Lewis formülü arkadaşlar. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1'dir. Noktayla gösterilir. Bağ yapımına katılmayan elektronlara ortaklanmış, bağ yapımına katılmayan elektronlara ortaklanmamış elektron denir. Bu da doğrudur. Bağa katılanlara ortaklanmış, katılmayanlara ortaklanmamış denir. N2 molekülünde 3 çift ortaklanmış elektron bulunur. Azot 5A grubundadır arkadaşlar. N2 molekülünde 3 tane bağ var. Bir de her bir azotun üzerinde bağa katılmayan bir çift elektron var. Dolayısıyla bağa katılan elektron çiftine baktığımız zaman 3 çift bağa katılan elektron vardır. Bu da doğrudur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin Lewis formülü doğrudur? Arkadaşlar, Lewis formülü değerlik elektronların noktayla gösterilmiş halidir. Hidrojenin Lewis formülü bu şekilde gösterilir. Bağdaki bütün atomların değerlik elektronlarını görmek gerekir. CF4'teki karbon tetraflürürdeki yanlışlık flor atomlarının bağa katılmayan elektron çiftlerini göstermemiş. Yanlıştır. C2H2'deki arkadaşlar yapı bu şekilde değil. Karbonlar arasında üçlü bağ, hidrojenler karbonlara bağlı olması gerekirdi. Bu şekilde çift bağ şeklinde yapmış. Karbon dört bağ yapması gerekir. Yanlıştır. Bu bir arkadaşlar aldehittir. Formaldehittir. Aldehitin gösterimi şu şekilde olması gerekirdi. Karbon, oksijenle karbon çift bağ yapacak. Ve karbonlar hidrojene bağlanacak. Oksijen 6A grubundadır. Oksijen bağa katılmayan elektronlarını görmemiz gerekir. Buradaki hata oksijenin bağa katılmayan elektron çiftlerini göstermemiş. Metil alkolde arkadaşlar metil alkol baktığımız zaman karbonla oksijen arasında çift bağ görüyoruz. Bu doğru değildir. Metil alkolde karbon 3 tane hidrojen bağlayacak. Bir de OH bağlanacak. Oksijenin bağ katılmayan elektron çiftlerini görmemiz gerekir. Buradaki hata karbonla oksijen arasında çift bağ göstermiş. Bu da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. C2H2'de karbonlar arasında çift bağ vardır. Karbonlar 4 bağ yapacak. Ve her bir karbon 2 tane hidrojen bağlanmıştır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Karbonun allotroplarıyla ilgili kullanım alanı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Kontrol edelim arkadaşlar. Elmas, taş yontucu. Elmas çok sert bir maddedir. Taş yontucu olarak elmas kullanılır. Grafit yumuşak bir allotropudur karbonun. Makinelerde yağlanma yağı olarak kullanılıyor. Grafiti makinelerde yağlayıcı olarak kullanılıyor. Fullören yapay allotropudur. Güneş pillerinde fullören kullanılıyor. İncelediğimiz zaman sorunun cevabı B seçeneği olur. Numaralanmış moleküllerin bağ açılarıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar H2O'da, suda, oksijen 6A grubundadır. İki çift elektron vardır, ortaklaşmamış. Bağ açısı 104,5 derecedir. Dolayısıyla suyu 104,5 ile eşleştirelim. Bor 3 flörür, bor 3A grubundadır. Bütün elektronların, değerlik elektronların bağ katacağı için bağ açısı 120 derecedir. Bor trifluorür de 120 derece. Fosfor trihidrojende ise 107 derecedir bağ açısı. Kontrol ettiğimiz zaman sorunun doğru cevabı D seçeneği olur. Grafenle ilgili kavram haritasında verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar grafen karbonun yapay allotroplarından birisidir. Doğal bir allotrop değildir. Tek tek kontrol edelim. Çelikten daha sağlamdır. Çelikten daha sağlam ve daha esnektir. Bu ifade doğrudur. Birincisi. Karbonun doğal allotropudur. Az önce zaten ifade etmiştik. Karbonun yapay allotropudur. Elektriği ve ısıyı çok hızlı iletir. Bu ifade de doğrudur. Dörde bakalım. İnce, hafif, esnek ve iki boyutludur. Bu da doğrudur. Saydamdır. Bu da doğrudur. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Açık formülü verilen bu molekülde oktet ve dublet kuralına uyan atom sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, bir atomun etrafında 8 tane elektron olursa oktet kuralına, bir atomun etrafında 2 tane elektron olursa dublet kuralına uymuş olur. Şimdi şuradaki
Sikloheksandaki karbon atomlarına baktığımız zaman hepsi oktet kuralına uymuş olur. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, buradaki de uydu 6. Oksijen arkadaşlar, oksijen de oktet kuralına uyar. Çünkü 4 tane elektronu görüyoruz. Karbonla bağ yaptı, 6 oldu. Bir de hidrojenle bağ yaptı, 8 oldu. 6 tane vardı. Oksijen 7. Şuradaki karbon 8. Oksijen 9. Diğer oksijen 10. 10 tanesi oktet kuralına uyar. Dublet kuralına uyan etrafında 2 tane elektron olacak. Hidrojendir arkadaşlar. Şimdi her karbon 4 bağ yapacağına göre şu köşelerde çift hidrojen vardır. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Buradaki hidrojen yoktur. 9. Bir hidrojen de burada var. 10. 10 tane hidrojen atomu var. Dublet kuralına uydu. Bir daha kontrol edelim. 1, 2 hidrojen burada var. Burada hidrojen yoktu. 2, 2 burada var. 4. 2 burada var. 6, 8, 10, 12 hidrojen dublet kuralına uyar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Amonyak molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, amonyağın önce bir formülünü yapalım, yazalım. Azot 5A grubundadır. 3 tane hidrojen bağlamış. 5A grubundadır. Bir çift elektron da bağ katmamış. Molekül polardır. Molekül geometrisine üçgen piramit deriz. Bağ açısı 150 derecedir. Şimdi bakalım. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1'dir. Az önce gösterdik. Doğrudur. Bağ açısı 150 derecedir. Bu da doğrudur. Weissapper gösterimine baktığımız zaman merkez atom A, merkez atomuna bağlı atom sayısı 3 tane hidrojen X3, merkez atomun üzerinde bağa katılmayan elektron sayısı E1. Bu da doğrudur. Molekül oluşurken azot atomunun 2s ve 2p orbitallerinden 3 tanesi kaynaşarak yeni özdeş türde sp3 hibrit orbitaller oluşur. Bu da doğrudur. Arkadaşlar, hibrit türü sp3'tür amonyakta. Molekül geometrisi üçgen düzlemdir demiş. Az önce söylemiştik. Üçgen piramittir diyoruz. Molekül geometrisine sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.